Merhabalar sevgili Java Güncelleri izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte dizileri göreceğiz. İlk önce arkadaşlar, dizileri önceki derslerimizde zaten bahsetmiştik. Integer bazı diziler tanımlamıştık. Bunları kullanmıştık. Şimdi ise dizilerde daha ayrıntıya gireceğiz. Eclipse açıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sınıf açalım arkadaşlar. Diziler isminde bir sınıf açalım. Evet. Şu ekranı yine büyütüyorum ki daha rahat anlaşılsın diye. Arkadaşlar dizi içerisinde aynı tip verilerin tutulduğu yapıdır. Önceki dersimizde de gördüğümüz integer tipleri tutan diziler var arkadaşlar. Dizilerle veriler daha kolay yönetilebilir ve diziler ile gruplanan bu elemanlara erişim daha kolay olur arkadaşlar. Java'da ise diziler diğer dillerden farklı olarak birer nesnedir arkadaşlar. Hemen bir dizi tanımlama şekline geçelim arkadaşlar. Şurada bir dizinin nasıl tanımlanacağını falan göstereyim. Int dizi diyorum arkadaşlar. Diziden önce köşeli parantezler açıyorum. Eşittir diyerek burada köşeli süslü parantezler açıp içerisine artık integer bir dizi olduğu için sayılar yerleştiriyorum arkadaşlar. Mesela 1, 3, 5 diyebilirim. Böyle bir dizi tanımlaması olabilir arkadaşlar. Veya şöyle de bir tanımlama olabilir. Int dizi deyip ardından bu eşittir. Div int deyip şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunu açıp 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Bu şekilde de bir tanımlama gerçekleştirebiliriz. Veya şöyle bir tanımlama da olabilir arkadaşlar. Int dizi eşittir. Div int 10 dersek arkadaşlar buraya 10 elemanlı bir dizi tanımlamış oluyoruz. 10 elemanlı bir dizi olmuş oluyor. Ardından şöyle de bir şey yapabiliriz. Int dizi deyip burada kapatıp dizi eşittir deyip new int mesela şöyle açıp içerisine mesela yine bir belli değişkenler verip dizimizi tanımlayabiliriz arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey yapamayız arkadaşlar. Mesela int dizi dedim. Nokta virgül koydum. Ardından dizi eşittir. Süslü parantezler açıp 1, 2 ve 3 yazamam arkadaşlar. Bu Java'da kabul olmayan bir şey. Dizilerin tanımı bu şekilde. Tek boyutlu dizilerin. Şurası değişkenimizin tipi. Burası dizimizin ismi. Bu köşeli parantez dizi olduğu için olacak zaten. O şekilde tanımlamalarımız bu şekilde. Buraya hemen siliyorum ve başlayalım örnek arkadaşlar. Hemen bir örnekle başlayalım. Mesela integer bir diziyle başlayalım yine. Dizi olsun ismi. Onu eşit diyelim. Hemen new int diyerekten bir 10 elemanlı dizi tanımlayalım arkadaşlar. Son noktada virgül koyalım. Ardından hiçbir değişkenine bir değer atamıyorum arkadaşlar. Ve bu dizinin elemanlarını ekrana yazdıracağım. Hemen bakalım ne yazdıracak ekrana. Int i diyorum. Dizinin for each döngüsünü görmüştük daha önce zaten. Sistem out println ile dizinin ininci elemanı. Diziye erişim ise böyle oluyor arkadaşlar. Mesela hemen bir örnek verip gösterelim şurada. Görsel olarak. Kapatalım. Evet hemen. Mesela arkadaşlar şöyle. Pardon, çizemedim. Şöyle mesela çok da iyi çizilmese de şu kare çizeyim de. Mesela arkadaşlar bu bir dizi olsun. Dizinin içerisinde elemanlar var arkadaşlar. Mesela burada 3 var. Burada 1 var. Burada 2 var. Burada 15 var. Mesela integer bir dizi yine. Burada ise 22 var arkadaşlar. Bu dizinin de belli indisleri olmak zorunda ulaşmamız için arkadaşlar. Her dizi sıfırıncı elemandan başlar arkadaşlar. Burası sıfırıncı indis. Burası birinci indis. Burası ikinci indis. Burası üçüncü indis. Burası ise dördüncü indistir arkadaşlar dizimizin. Dizi 5 elemanlıysa mesela bir dizi şöyle şuraya bir text olarak yazalım. Bir dizi n elemanlıysa dizinin n-1 indisi vardır arkadaşlar.
Yani 5 elemanlıysa sonuncu indisi 4'tür arkadaşlar. Çünkü sıfırdan başlar. Diziye erişim ise şu şekilde oluyor arkadaşlar. Dizi köşeli parantez açıp, şu burada değil de arkada göstereyim, burayı kaplayalım. Dizi köşeli parantez açıp mesela buraya ben 0 yazarsam dizinin 0. elemanını yazmış oluyor. Ama ben burayı i yazdım ki döngü içerisinde. Pardon, ben burayı böyle yazmayacağım. İyi yazacağım. Çünkü for each döngüsü yaptık. For each döngüsüne direkt elemana ulaşmak için buradaki elemanı kullanıyorduk. Derlediğim zaman hepsinin sıfır olduğunu göreceğim arkadaşlar. Niye? Çünkü Java'da bir dizi tanımladıktan sonra, integer bir dizi tanımladıktan sonra eğer içine hiçbir değer atmazsak zaten otomatik olarak hepsi sıfır olarak atanıyor arkadaşlar. Dizinin içerisindeki bütün elemanlar sıfır olarak atanıyor. Biz hiçbir şey yapmazsak, hiçbir değişken atamazsak arkadaşlar. Burayı hemen siliyorum. Ve ardından biz bir değişkenimize değerler verelim. Şöyle yapalım ki bakalım 1 3, şu çalışıyormuş, şu şekilde çalışmadığını gördük arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi dizi eşittir, bu şekilde yapamıyoruz. O sebepten şurayı kaldırıyorum, burayı da kaldırıyorum ve bir dizi tanımlayalım şöyle. Başlangıçta içindeki elemanları atayalım belli. Mesela şu 28, 47 olsun böyle. 12, 68, 2, 12 falan olsun arkadaşlar dizinin elemanları. Şimdi bu dizinin en büyük elemanını bulalım mesela arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Bu dizinin en büyük elemanını şöyle bulup şöyle bir algoritma geliştirelim mesela. Dizinin sıfırıncı indisimiz en büyük eleman olsun arkadaşlar. Dizinin sıfırıncı indisi en büyük eleman olduktan sonra sırayla karşılaştırmaya başlayalım. 3 büyüktür 6 ise, yani şu birinci indis, sıfırıncı indis birden birinci indisten büyük ise değişmesin. Sıfırıncı indis ikinci indisten büyükse, küçükse mesela, yani ikinci indis daha büyükse ikinci indis en büyük olsun. Sonra 28'i karşılaştırmaya başlasın arkadaşlar. Şimdi hemen basit bir şekilde göstereyim şöyle. Mesela en büyük diye bir değişken tanımlıyorum, integer, en büyük olarak eşittir diyorum, dizi sıfır diyorum arkadaşlar. Sonra for döngümü açıyorum ve buraya int i diyorum, dizi diyelim. Şöyle yine for each döngümü kullanıyorum, açıyorum içerisinde arkadaşlar. If diyorum bu döngünün içerisinde. Sürekli i'nince eleman döndüğü için i büyüktür. En büyük ise en büyük eşittir. Pardon. En büyük eşittir i diyorum arkadaşlar. Sonra tekrar geliyoruz alta ve sistem out printlenle. Pardon, buraya yanlış yere çıktık. Şurada. Şuraya yazacağız. System out println ile en büyüğü ekrana bastırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. En büyük elemanı yazıyorum. 2 nokta artı diyorum arkadaşlar. Derlediğim zaman gördüğünüz gibi dizinin en büyük elemanı 68 yazdık arkadaşlar. Şurada hemen algoritma tekrar anlatalım. Mesela 3'ü aldım ilk başta. Dizinin 0. elemanını aldım arkadaşlar. 3 ile bütün elemanlarını karşılaştırdım. Dizinin hani bu for each döngüsü bütün elemanları dönüyor ya. Mesela 3'ü aldım. Kendisinden başlamak üzere 3 mü büyük? 3 mü büyük? Eşit olduğu için buraya girmedi. Çünkü büyük dedik. Büyük eşit deseydik girecekti buraya. Her neyse. 1 arttı. İyimiz 6 oldu. 3 mü büyük? 6 mı büyük? 6 daha büyük. En büyük 6 oldu arkadaşlar. En büyük 6 olduktan sonra geldi tekrar içeriye. Bu sefer indis 28 göstermekte arkadaşlar. 28 mi büyük, 6 mı büyük? 28 daha büyük. O yüzden 28 en büyük değerini aldı. Sonra indis 1 arttı. 47 geldi. 47 mi büyük, 28 mi büyük? 47 daha büyük olduğu için indisten en büyük değerini 47 aldı. Ardından geldi 12'ye geldi. 47 mi daha büyük, 12 mi daha büyük? 47 daha büyük. Yine i daha büyük olduğu için, pardon, en büyük daha büyük olduğu için 12'yi hiç atamadı bu döngü kontrol yapısı içerisinde. Sonra geldi 47'in büyük, 68 büyük. 68 daha büyük olduğu için atadı ve böyle böyle gitti. Mesela şöyle bir şey daha yapalım.
Dizimizin içerisinde en büyük sayı kaç tane var mesela? Öyle bir şey yapalım. Yine for each döngümüzü kullanalım. Çok kullanışlı bir döngü olduğu için. Buralarda. Hem de döngülerden tekrar olduğu için for each döngüsünü kullanalım. Hemen buraya if diyorum arkadaşlar. En büyük eşit eşittir. İ ise mesela bir de sayaç diye bir şeyimiz olsun. Sayaç olsun. Integer bir değişkenimiz. Başlangıç değeri 0 olsun ki gerçi ben buna hiçbir değer atamazsam zaten 0 olarak atar ve sayacı burada arttırdığım anda şöyle hiçbir sorun yaşamayız. Şunu kapatıp sayacı niye hata verdi ki? Çünkü başlangıç değerini atamadık ancak onu kabul etmiyor herhalde derleyici. Başlangıç değerine 0 verse bile. Her neyse. Gördüğünüz gibi burada sayacı arttırdım ve sistem out printlerinde ekrana bastıracağım şimdi sayacı. Şöyle. Var diyorum. Burada yaptığımız şey en büyük elemandan dizide kaç tane olduğunu görelim diye yaptım arkadaşlar. Hatta şu sayacı 1 yapacağım. Niye derseniz çünkü zaten en büyük elemanı bulduk. Bir tane var en büyük elemandan. Bir tane daha varsa ikinci bir şekilde artar yani. Pardon ha. Ay tek doğru. Sıfırdan başlayacağız çünkü en baştan kontrol ediyorum. Dizden bir tane var yazdık arkadaşlar. En büyük elemandan dizide bir tane var yazdık. Mesela ben buraya girip belli bir sayılar daha ekleyip mesela 68 deyip 5 deyip ve yine en büyük sayı bir tane 120, 189 ekleyelim mesela. Bir tane daha 189 ekleyelim. Bir tane daha ekleyelim. Bakalım ne olacak. Derleyelim programımızı. Gördüğünüz gibi dizinin en büyük elemanı 189 oldu ve 189'dan 3 tane olduğunu belirtti arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi ise bütün dizinin elemanlarını ekranımıza yazdıralım mesela arkadaşlar. Mesela şuraya şuradan silelim. Şurada dolanırken mesela en büyük elemanı ararken ekrana yazdırabiliriz mesela. Hatta ona da gerek yok. Bir dizinin boyutu nasıl bulunacağını falan da girelim. Şöyle bir döngü tanımlayalım. Bu sefer for each tanımlamayalım ki length kavramını kullanalım. Int i eşittir sıfırdan arkadaşlar. Dizi nokta length arkadaşlar diyoruz. Dizi nokta length neydi? Bir dizinin boyutunu veriyordu arkadaşlar. Buna tabii i küçüktür yazacağız. I dizinin boyutundan küçük olana kadar küçükken dön diyorum. I'yi arttırıyorum. Altta ise System Out Println ile ekrana dizinin i'nin elemanını bastırıyorum arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi 3, 6, 28, 47, 12, 68 ve ben gidiyor böyle uzayıp gidiyor dizinin elemanlarını yazdırdım. Şimdi ise mesela biraz da fonksiyonel şeyler yapalım mesela. Şurayı kapatalım. Şurayı sileyim hatta. Silmeyeyim ya. Her zamanki gibi yorum satırı yapayım. Şunları da yapalım hatta da. Yeni dizi tanımlarız aşağıda. Tanımlarım oldu ki. Evet. Şurayı alıp şuraya koymam lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar mesela bir int dizi tanımlıyorum yine. Dizinin içeriğine hemen burada başlangıç değeri olarak yine yukarıdaki değişkenleri vermek istiyorum. Hiç boşuna bir daha şey yapmayalım. Sayıları yazmayalım. Ardından arkadaşlar bir tane daha dizi tanımlıyorum. Int. Hatta bu dizinin ismi kaynak dizi olsun. Diğer dizinin ismi ise hedef dizi olsun. Bir kopyalama işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Eşittir. New int diyerekten belli bir boyutta yer ayırıyorum. Bu boyut ise şu olacak arkadaşlar. Kaynak dizinin boyutu kadar ayıracağım ki aynı boyutta olsun ki bütün elemanlarını kopyalayabileyim. Kaynak dizi nokta length diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanımladık. Ardından bunu kaynak diziyi hedef dizinin içerisine kopyalayacağım. Bunu fonksiyon olarak da yapabiliriz. Fonksiyon olarak mı yapsak? Tamam, fonksiyonel olarak yapalım. Mesela dizi kopyala diye bir fonksiyon tanımlayalım. Static void dizi copy diyelim mesela. Açalım içerisini. İki tane değişken alacak zaten arkadaşlar. Bunun birincisi int. Şöyle gösterelim. Int
source diyelim ve int diyorum şuraya target diyorum ve açıyorum mesela. İki tane dizi değişkeni alan bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun içerisi şöyle olacak. For döngümüz olacak. Int i eşittir sıfırdan gelen hedef dizisi değil de kaynak dizisinin boyutu kadar dönecek. Çünkü o kadar kopyalayacak. Veya hedef dizisi kadar da dönebilir. Çünkü aynı boyuttalar zaten. Küçüktür. Source nokta length diyorum. Ardından i'yi arttırıyorum arkadaşlar. Sonra altında ise target'ın ininci indisine yani dizinin elemanlarına yani şu döngünün içerisinde bütün elemanlar döneceği için elemanlarına ulaşarak şurada source'un ininci elemanlarını atıyorum içerisine direkt olarak. Döngümüz tamamlanıyor sonra. Burada işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynak dizimi içerisine göndereceğim. Hedef dizimi göndereceğim. Hedef dizimi içerisinde kaynak dizisinin indislerini sırası atacak arkadaşlar. Hemen buraya fonksiyonumuzu çağırmadan tabi atmayacak. Dizi copy fonksiyonumu çağırıyorum. İçerisine kaynak dizi ve gelip buradan hedef diziyi atıyorum arkadaşlar. Ve programımı derlemeden önce bir de şurada for each kullanarak hedef dizi diyorum mesela. Ben buraya hep i yazıyorum arkadaşlar ama burada sayı da koyabilirsiniz mesela. İstediğiniz her türlü şeyi yazabilirsiniz. Ben hani bir sabit değil orayı i yazmak şey değil. Ben hep i yazıyorum ama alışkanlık olmuş. Hemen sistem out println ile sayıyı yazdıralım mesela. Burada ise hedef dizimizin içerisine gitmiş mi diye kontrol edip ekrana yazdıracağız. Derlediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız çalışmış. Hedef dizimin içerisine bütün her şey kopyalanmış arkadaşlar. Şimdi ise ardından ise arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bir fonksiyon, bir metot kullanarak dizinin içerisinde değişiklikler yaptım. Ardından main fonksiyonum içerisinde o diziyi tekrar yazdım. Yani metodun içerisine gönderdim dizi değişkenlerimi. Onun içerisinde değişkenlerde değişiklikler oldu. Ve sonra main metoduma geri döndüm arkadaşlar. Main metodun içerisinde yazdırdım dizi elemanlarını. Ve değişmiş bir şekilde buldum. Ancak bunlar primitif şeyler için geçerli değildir. Yani basit tipler için değil, referans tipleri olan değişkenler için fonksiyon içerisindekiler değişkenini değişikliklerini korur aslında. Mesela bir int sayı diyorum arkadaşlar. Sayı eşittir. Şöyle 3 yapalım. Ardından bir de fonksiyon tanımlayalım. Static olarak. Static void main. Ama ben void main diyorum. Değiştir. Yapıyorum. Integer mesela değer adına bir parametresi olsun. Ve bunun içerisinde değer eşittir. 2 yapalım arkadaşlar. System out println ile sayıyı yazdıralım arkadaşlar. Şurada. Ve sayıyı bu yazdırmadan önce değiştir fonksiyonumuza gönderelim. Değiştirin içerisinde sayıyı yolladım. Yani burada beklentimiz ne arkadaşlar? Sayının değer başlangıçlarını 3 verdim. Değiştirin içerisine gönderdim. Ve burada 2 olmasını bekleyeceğim. Ve burada yazdığında ekrana 2 bastırmasını bekliyorum. Ancak bu basit bir tip olduğu için, referans tipi bir değişken olmadığı için ekranı 3 yazdı arkadaşlar. Yani int, double gibi değişkenleri gönderdiğimiz zaman metodun içerisinde yaptığımız değişiklikler metottan geri döndüğümüz zaman geçerli olmuyor arkadaşlar. Sadece sayıyı gönderiyor arkadaşlar. Mesela ben buraya sayı değişkenini gönderdiğim zaman 3 geliyor buraya arkadaşlar. Değer 3 geliyor sadece arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir de sizle şeyi görmek istiyorum. Bu gördüğünüz gibi main fonksiyonun içerisinde hep string args diye bir dizi gelmekte bu main metodumuzun içerisine. Bu nereden geliyor ve ne işe yarıyor onu göreceğiz şimdi. Şuraları yine yorum satırı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle pardon. Bir adet daha.
Beklersem. Tamam. Mesela arkadaşlar, ben geliyorum buraya. Bu gelen argümanlar neymiş görelim mesela diyerekten ekrana bastıralım mesela. Birinci, sıfırıncı indisini mesela args'ın sıfırıncı indisini ekrana bastırmak istiyorum. Derlediğim zaman hata alacağım arkadaşlar. Ki almayacağım. Bir saniye, ben buraya daha önce argüman atmışım. almayacağız arkadaşlar hata. Çünkü ben buraya run konfigürasyondan daha önce argümanlar atmışım. Burayı siliyorum. Burası aslında yok sizde. Bende de yoktu. Ben daha önce atmıştım. Gördüğünüz gibi hata aldım. Array indekslerinin dışına çıktım. Yani olmayan bir indekse gittim. Sıfırıncı indekste zaten yoksa dizinin içerisinde hiç eleman yoktur. Argümanlar da yoktur arkadaşlar. Demek ki bir değişken. Buraya args yazmasına bakmayın. Bunu herkes değiştirebilir. Mesela buraya ben istediğim her şeyi koyabilirim. Mesela buraya isim de yazabilirim. Gelip bunu yaparsam programımızda hiçbir sorun olmadan çalışacaktır yine. Yine deminki hatanın aynısını aldık arkadaşlar. Şimdi bu hatayı mesela şöyle de yapabiliriz. Bu nedir ona bakalım hemen. Buraya run kısmının sağındaki aşağı ok tuşuna basıp burada run configuration'a gelip çıkan ekranın argümanlar sekmesine tıklayarak burada programın argümanları yerine gelerek yazabiliriz arkadaşlar. Bu gelen argümanlarını. Gördüğünüz gibi burada projeler çıkıyor. Her projenin ayrı argümanları olacak. Otomatikman yani class. Her class'ın ayrı argümanı var. Hepsinin de main sınıfı olduğu için. Buraya gelip ben mesela ne yazalım? Ali Mehmet yazıyorum. Alt satıra geçip bir tarih atalım. Mesela bu yıl 2013. Buraya da geçip mesela Game of Thrones yazalım. Yazdım mesela. Apply deyip run'a bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfırıncı indise Ali attı arkadaşlar. Gelip buraya window seçmesinden run configuration'a tıklayıp argümanlarına bakıyorum. İlk sekmede aslında yani ilk dizinin elemanında olmasını istediğim Ali Mehmet'ti arkadaşlar. Niye böyle yaptı? Çünkü argümanları arada boşluk olduğu anda argüman alıyor. Yani ben buraya tırnak işareti koymam lazım. Bu string ifadelere. Yine apply deyip run'a bastığım anda gördüğünüz gibi Ali Mehmet geldi ekrana. Burayı mesela birinci ve ikinci indislerine bakacak olsak ilk önce ikinciye bakalım. Game of Thrones yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de birinciye baktıralım. Bir de ne varmış? Bir de ise tekrar çalıştıralım. 2013 olduğunu gördük arkadaşlar. Programın çalışması için gerekli argümanları istediğim şekilde gönderebiliyoruz. Her neyse ben burayı bir düzeltiyorum yine. Run configuration'dan gelip argümanlar kısmını değiştiriyorum arkadaşlar. Buradan mesela program çalışırken argüman gönderebiliriz main metoduna. Her neyse burayı apply deyip run'a basıyorum tekrar. Ve yine şimdi ise arkadaşlar Java'da array sınıfını göreceğiz arkadaşlar. Array sınıfıyla bu yaptığımız kopyalama işlemini ve benzer işlerin hazır fonksiyonlarını göreceğiz. Bunun için yukarıya gelip arkadaşlar import etmemiz gereken bir kütüphane var arkadaşlar. Hemen buraya gelip import yazıp java.util.arrays sınıfını import ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya gelip mesela şunları yine enterlayalım. Bu üst satırları yazmayalım. Kodu zaten paylaşacağım. Buraya gelip bir dizi tanımlayalım yine en alta. Integer tipinde bir dizi olsun. Yine değişkenleri yukarıdakilerden alalım. Pardon şuraya kopyalayalım. Ardından ise yine hatta bu yine hedef dizi olsun. Ki bir kopyalama işlemini mesela gerçekleştirelim. Başarılı bir şekilde. İsimsel olarak hedef dizi, kaynak dizi, yine yanlış yazdık, ters yazdık ama hemen değiştireyim onu. Bu kaynak dizimiz aslında bu dizi olacak, yani yapıştıracağımız dizi ise şuradan kopyalayıp kesip aşağıya yapıştırdığım zaman bir boyutta, kaynak dizinin boyutunda bir dizi açacağım. Ki kopyalayabileyim arkadaşlar. Length'i gördük zaten. Kaynak dizi nokta length diyorum. Ardından ise arkadaşlar burada niye hata aldık? Kaynak dizi. Gidip buraya işte koyayım. Son arkadaşlar.
Elektron import ettikten sonra bir kullanacağımız bölüm içinde Elektron'u hemen buraya gidip arkadaşlar. Elektron yazıp şöyle nokta koyup kontrol space'e basmadan bile görüyoruz ekranda bütün fonksiyonlar çıktı arkadaşlar. Bayağı bir fonksiyon var içerisinde sizler için yapılmış. Biz de kullanacağımız fonksiyon şu arkadaşlar. Mesela equals fonksiyonunu kullanacağız. Erase'e bunu. Ama şimdilik bir kopyalama işlemini gerçekleştirelim arkadaşlar. Erase copy dersem arkadaşlar. Burada argümanlar alıyor arkadaşlar. Buradaki argümanları array copy'nin şu arkadaşlar. İlk argümanı yani ilk parametre olarak göndereceğimiz değişkeni kaynak dizimiz arkadaşlar. Kaynak dizimizi yani bizim kopyalama yapacağımız dizi arkadaşlar. Buraya hemen gelip kaynak dizi yazıyorum. İkinci parametre ise arkadaşlar kaynak dizinin başlangıcı. Yani kaynak dizide kopyalamaya başlayacağımız başlangıç sıfırıncı indisinden başlamak istiyorum. Ardından üçüncü kısım ise hedef dizimiz arkadaşlar. Buraya gelip hedef dizisi yazıyorum. Buralar ise hedef dizimizin başlangıç adresi yani hedef dizinin kaçıncı adresinden itibaren kopyalama yapılacak. Burada ise kaç indis kopyalanacağı yani sıfırıncı indisten ben kopyalayacağım için sıfırıncı indisten kaç indis sonraya kadar kaç adet kopyalanacak yani ben kaynak dizinin boyutu kadar kopyalayacağım. Kaynak dizinin length'i yazıyorum. Ve ardından burada hemen şeyi yazdıralım. Hedef dizisini yazdıralım. Başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleştirilmediğini kontrol amaçlı. Sistem out printlen ile sayıyı yazdıralım. Derleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde hazır fonksiyonla gerçekleşti. Bizim yazdığımız şu dizi copy gibi bir fonksiyon yazılmış. Ama orada biraz daha değişkenler daha çok. Başlangıç adresini, başlangıç indisini ikisinin de başlangıç indisi kopyalanacak ve kopyalanacak kısımların başlangıç indisleri ayrıyeten bir de kopyalanacak indis sayısını alan bir fonksiyon yapılmış sistem array copy olarak. Bir de array sınıfının sort şeyini kullandım arkadaşlar. Mesela hedef dizimizi attıktan sonra hedef dizimizi sort etsin hazır fonksiyonumuz. Arrays.sort deyip mesela burada gördüğünüz gibi içine alacak parametreler yazıyor. Mesela burada byte, byte'ı sıralayacak karakter, double, float ve int. Bizim sıralayacağımız değişken tipi int olduğu için int yazıp buraya da hedef dizimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve bu yazdırma işlemini hedef diziyi sıraladıktan sonra yazdıralım ki bakalım sıralama işlemimiz gerçekleşmiş mi? Derliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2, 3, 5 doğru bir şekilde sıralama işlemini gerçekleştirmiş arkadaşlar hazır fonksiyonumuz. Ama ileride biz bu sıralama algoritmalarını nasıl bir diziyi sıralanmasını hazır fonksiyon kullanmadan yapacağız arkadaşlar. Bir de mesela hazır fonksiyon olarak arrays.equals görsek yeter herhalde. Arrays.equals yazıp arkadaşlar gördüğünüz gibi karşılaştıracak diziler boolean bir diziyle boolean başka bir diziyi argümanı, parametreyi karşılaştıracak. İki parametreyi karşılaştıracak fonksiyon. Biz iki int'i karşılaştırıyoruz. O yüzden bunu seçiyoruz. Ve buraya gelip şuradan hemen hedef dizi ile kaynak diziyi karşılaştırıyorum. Hedef diziyi biz aslında hedef diziyi aslında biz kaynak dizimizi kopyaladık. Bu yüzden aynı. Bu sebepten ekrana yani bu fonksiyonun sonucunda true dönecek arkadaşlar. Hemen bunu da ekrana ben yazdırayım şöyle sistem out'la. Silelim. Şöyle bir parantez koyalım. Ve derleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neden false oldu? Çünkü pardon arkadaşlar. Şaşırdım bir anda false olunca. Çünkü ikinci hedef dizimizi sıralamıştık arkadaşlar. Ancak birinci dizimiz kaynak dizimiz sıralı değildi. Buraya gelip hemen arrays.sort deyip buradan hemen hedef dizimi değil de kaynak dizimi de sıralarsam ikisi de sıralı bir dizi haline almış olur ve true değeri döner. Gördüğünüz gibi true değerini aldık. Çünkü iki dizi de sıralı olmuş oldu arkadaşlar.
Şimdi ise çok boyutlu dizilere bir giriş yapalım arkadaşlar. Çok boyutlu dizileri bir görelim. Çok boyutlu diziler arkadaşlar. Şöyle tanımlamasını yapalım hemen. Integer. Aynı tek boyutlu diziler gibi köşeli parantezle başlıyoruz. Ama bu sefer iki tane parantez. Mesela bu iki boyutlu bir dizi. Üç boyutlu bir dizi olsaydı üç parantez koyup şöyle eşittir new int deyip arkadaşlar 3 tane köşeli parantez koyarak 3 boyutlu bir diziyi tanımlamış olabilirdik arkadaşlar. Ki şöyle yapalım mesela. 2 boyutlu tanımlayalım. 3 boyuta hiç girmeyelim. Şurada gelip buraya ben dizi içerisinde dizi varmış gibi düşünelim arkadaşlar. Hemen şurada şurayı ben kaldırayım. Silelim şu layer'ı. Gelip bu layer üzerinde çalışalım. Hemen bir dizimiz olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şöyle bir çok da iyi çizemesem de evet. Mesela böyle bir dizimiz var arkadaşlar. 0. indis, 1. indis, 2. indis, 3. indis, 4 ve 5. indis olmak üzere 6 elemanlı bir dizi tanımladım mesela. Bu dizinin içerisinde ilk eleman arkadaşlar başka bir diziyi tutmakta arkadaşlar. İlk elemanı başka bir dizi. Dizi içerisinde dizi olmuş oluyor arkadaşlar iki boyutlu da. Mesela bu da 0, 1, 2, 3. Bu da 5 elemanlı bir dizi olmakta arkadaşlar. Hemen bunu yapalım. Şöyle diyelim ki mesela ne yaptık? 5 elemanlı genelde. İçinde 4 elemanlı küçük diziler barındıran. Mesela şöyle yapalım biz de 2 elemanlı olsun. Ama iki elemanların içerisinde 3 eleman tutulsun. Şu 2, 1. Mesela 3, 3, 1. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 boyutlu oldu bu. Dizi tanımladık bir tane. Bu dizinin 2 elemanı var. Bu 2 elemanın birinde ise 3 eleman bulunmakta. Yani 2 satırlı 3 sütunlu bir dizi arkadaşlar. Hemen mesela bir elemanına ulaşmayı gösterelim dizimizin sistem out ile. Sistem out dizi diyorum. Ardından iki tane köşeli parantez açıp sıfırıncı indisinin birinci elemanı yani 4'e ulaşıp ekrana bastıracağım arkadaşlar. Yazdırdığım gibi gördüğünüz gibi 4 yazdık ekrana. Diziye ulaşmak ise bu şekilde gerçekleşiyor. Sonra arkadaşlar çok boyutlu dizilerde tek boyutlu diziler arasında çok fazla fark bulunmuyor. Bütün her şey aynı. Mesela bir çok boyutlu dizinin boyutuna şöyle ulaşabiliriz. Dizi nokta length yazıyoruz arkadaşlar. Böyle ulaşabiliyoruz. Ancak bir dizi, çok boyutlu dizinin satır yani satır sayısına ulaşmış oluyoruz böylelikle. Ancak dizinin sıfırıncı elemanının length'i dersem bu sefer sıfırıncı satırın içerisinin boyutuna ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Sonra bir de mesela şöyle bir şey yapalım. Çift boyutlu tanımladık. Bunları ekrana bastıralım tamamını. Nasıl bastıracağız? Şöyle arkadaşlar. Int i eşittir 0'dan i küçüktür dizinin neye kadar? Length'i kadar dönsün diyorum arkadaşlar. I artı artı mesela. Giriyorum içerisine arkadaşlar. Sonra bir de ikinci bir döngü yapıyorum. Çünkü üstteki döngü iki boyutu kaldırmaz. Yani iki boyutu yazdıramayız ekrana. Çünkü mesela ulaşmak istedim. Sıfırıncı indisine ulaştım. Ancak diğer indise de belli bir algoritma ile tüm elemanlara ulaşırız. Ancak iki tane for döngüsüyle en kolay şekilde ulaşıyoruz. Bu da yine j küçüktür diyorum. Dizinin i'nci satırının length'i kadar dönsün diyorum arkadaşlar. Ardından j'yi arttırıyorum. Ve bu for'un içerisine girip ekrana bastıralım. Bakalım. Hepsini yazacak mıyız? Dizinin i'nci satırının j'nci sütununu ekrana bastıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3, 4, 2, 3, 3, 3, 1. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya print yazalım ki boşluk bırakmasın. Satırdan çıktıktan sonra bir sistem out print eleniyle bir boşluk bıraksın. Ekrana alt satıra geçsin. Yani 3, 4, 2 ve 3, 3, 1'i gördüğünüz gibi yazdırdık ekrana arkadaşlar.
Çok boyutlu dizilerde anlatmak istediğim bakayım aklıma gelen çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Sıralama algoritmalarında zaten çok boyutlu dizileri göreceğiz. Daha da ayrıntısına gireceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.